Gördünüz mü? Yürümek kolaydır. Sadece ayağınızı diğerinin önüne koyun. Deneyin. Başardın Cüyür. Evet, devam et. Çok iyi. Mükemmeldi ama devam etmelisin. Hadi. Yavaşça, evet. Hadi. Vazgeçin, o sizin için çok ağır. Ay, adrenalin olsaydı kovulurduk herhalde. Çabuk, sonra söylüyorum, hadi. Çocuklarla uğraşmak ne kadar da zormuş. Az yine arayacak kadar bile zamanım kalmadı benim. Korsan her zaman korsandır. Majeste! Güney Afrika elçisi geldi. İçeri alabilirsin. Hemen efendim. Ne? Ne? Daha önce elçi kabul etmemiştim. Ne yapmalıyım? Elçi Bowers, 3. Leopold'un özel elçisi. Hey, o da ne? Aa, şuna bak. Maymunların elindeki ne? Kral Simba. Kralım 3. Leopold saygılarını sunar. Krallıklarımız arasındaki barışı desteklediğini bildirir efendim. Duyduğuma sevindim. Barış bizim istediğimiz tek şey. Lütfen hediyelerimizi kabul ediniz. Getirin. Buyurun. Olsun majeste. Biz de ikiniz hemen geri dönün. Hayır. Yaşasın harika. Ben kendi payımı aldım. Bu sadece başlangıç için. Eksel çabuk, harika. Saklı onu. Üzgünüm ekselans. Yürümeyi yeni öğreniyorlar ve tabii ki protokolü de. Çok üzgünüm. Buna gerek yok. Benim de evde çocuklarım var. Ve burası onların sarayı. Çok üzgünüm Farina. Elimden kaçtılar. Başımı bir an çevirdim ve aniden kayboldular. Çok üzgünüm. Gerçekten. Çocuklar. Lütfen kralınıza teşekkürlerimi iletin. Tabii ki efendim. Ne oldu? Bak, benimki daha büyük. Olabilir. Hey. Ay. La la la.
Oy. Oy. Oh. Özür dilerim ekselans, size bir şey sorabilir miyim efendim? Tabii. Bu hazineyi nereden buldunuz? Tabii ki krallığımızdan getirdik. Öyle mi? Nerede saklıyorsunuz? Aa, çok üzgünüm ama bunu söyleyemem. Yeter artık Eksel. Üzgünüm ekselans, hazine onları çok şaşırttı da. Evet, artık gitmem gerekiyor. Yolum çok uzun. Gösterdiğiniz misafirperverliğe çok teşekkürler efendim. Sanırım gidiyorum. İyi yolculuklar. Bir şeyler yapmalıyım. İyi, bence de. Çocukların biraz büyüyünce ben de saygılarımı sunmaya geleceğim. Hoşça kalın majeste. Güneş üstünüzde parlasın. Sağ olun. Sizin de. Hadi. Durun. Ekselans, şu hazineye nasıl gidiyor? Bir ipucu verir misiniz bize? Köstebekler krallığımızın altında bulunan mağaralardan çıkarıyor. Ne? Mağara mı dediniz? Evet, orayı kazarken bazı taşlar buluyorlar. Benim bildiğim bu kadar. Hadi be! Peki bu tüneller nereye uzanıyor? Bilmiyorum. Köstebekler oldukça... Eğer gerçekten hazine bulmak istiyorsanız burayı bir deneyin. Burayı mı? Evet, bu mağara bizim oradakine çok benziyor. Eminim aşağıda elmas, yakut ve zümrüt kaynıyordur. Siz öyle mi düşünüyorsunuz? Bizi kandırmayın. Hayır, bu gerçek dostum. Sizleri kandırmaya çalışmıyorum. Evet, şimdi gitmeliyim. Size iyi şanslar. Sağ ol. Teşekkür ederiz, güle güle. Hoşça kalın. Söylediği her şey çok ilginç ama anlamadığım bir şey var. Eğer bu mağara hazine doluysa biz neden bir şey görmedik, söyler misin bana? Çünkü her zaman çocuklarla uğraşıyorduk. Ama şimdi başlayabiliriz. Daha önce burada yaşayan hayvanlar onu bulduysa ne olacak peki? Hiç sanmıyorum. Zaten hazinelerle sadece korsanlar ilgilenir ve burada bizden başka korsan yok, öyle değil mi? Peki nereden başlayacağız Eksel? Burası çok büyük bir mağara. Bilmiyorum ama sanırım aşağıya inmeliyiz. Haklısın. Böylece o muhteşem hazineyi bulabiliriz. Ve rüyalarımız gerçek olur değil mi? Siz ikiniz ne yapıyorsunuz? Hazine bulmak için bütün mağarayı araştıracağız. Ben de girebilir miyim? Biliyorsun yerin altına girmemiz gerekiyor. Deli misiniz? Orada kaybolursanız ne olacak? Korsanların yön duygusu çok iyidir ama. Evet. Eğer bulursak paylaşacağız, tamam mı? Biliyorum. Paylaştık değil mi? Her zamanki gibi. Umarım tünellerde kaybolmaz. Korkma, bir şey olmaz. Tünel. Öyle mi? Hadi gel, hadi gidelim. İyi yaşasın. Ay. Çok dar burası. Dar ya o. Nefede çok sıcak. Evet. Hadi be, ama yeni başladık bu işe kal. Eğer bütün yol böyleyse hazine orada kalabilir. Hadi. Korkma Eksel, hadi. Bu tünel çok dar değil mi? Hadi. Geliyor musun Eksel? Hadi. Sanırım burası için fazla iriyim. Sıkışabilirim. Hayır. Eğer kafan geçerse gerisi de geçer. Acele et. Hadi. Tamam. Ay. Oh. Ha? Ay. Oh.
Tanrım, burada sıkışık kalacağım. Hadi baksana, kaldım, geçemiyorum öbür tarafa. Böyle bir şey olacağını bilmeliydim. Benim bir fikrim var, bak. Karnını içeri çek. Tamam mı? Karnını içeri çekersen olur. Ne bilseydim kahvaltıda o kadar yemezdim. Hemen kilo vermen gerekiyor. Şimdi peşime takıl Çelik. Asini'yi hemen bulmalıyız. Tamam mı? Şimdiden çok vakit kaybettik. Hazine aramanın bu kadar zor olduğunu bilseydim Simba gibi kral olurdum. Sen kral olamazsın Excel. Eğitimini almalısın. Bak daha, ben olabilirim ama. Daha ne kadar gideceğiz? Yoruldum. Buna daha fazla dayanamıyorum. Bu tünel hiçbir yere çıkmıyor. Öyleyse neden burada lan? Bize eziyet olsun diye. Ay, bunu kim kazdı acaba? Burada ilerlemek gerçekten çok zor. Şu hazineyi bir bulsak iyi olacak. Hadi Eksan. İyi ama ben bu yolun sonunda bir şey bulabileceğimizi hiç sanmıyorum. Ama denemeliyiz. Hadi gidelim. Söylemesi kolay. Bende 2 kilolar onda yok tabii. Eksan hadi acele. Ne oldu? Şuna baksana. Nedir bu? Bilmiyorum. Gidip bakmalıyız. Geliyor musun benimle? Tamam ama birlikte gidersek. Bu her neyse çok sıcakmış. Her bir yaratıksa ne olacak? Önce beni yer. Bu macerayı yaşamak istemiyor musun? Onu söyle bana. Canavar olmadığına emin misin? Nasıl emin olabilirim ki? Buna inanamıyorum. Burnumuz dahi kanamadan atlattık. Ölücümüzü sanmıştım. Ama ölmedik. Şimdi neredeyiz acaba? Nereden biri? Bilmiyorum. Çok sevmiş buralar. Düşebilirdik. Evet. Şanslıymışız. Yaşasın. Yaşasın. Hayatımda hiç bu kadar heyecan yaşamamıştım. Sanırım daha fazlası da geliyor. Sanmam, su oldukça sakin görünüyor. Tanrım, çıldıracağım. Bu neler oluyor burada? Ne olur böyle şeyler söyleme. Ya! Ay! Wow!
Yok ulan. Uyan. Hadi uyan Excel, kalk. Kalk, şuraya bak. Anne. Niye yaşıyorsun? Ne? Şunlara bak. Yaşasın, yaşasın, yaşasın. Nişan mı? Döneceklerdi. Ah, onlar zaten her zaman bir yerlere kaybolup duruyorlar. Ve bu yaramazlarla tek başıma baş etmemi bekliyorlar. Yardım ederim. Majeste, çöllerin elçisi geldiler efendim. Onu içeri al. Uzun bir yoldan geliyor. Tamam in aşağı. Hadi. Babanızın şu anda işi var. Ekselansları, Espik, Çöl Kraliçesi'nin elçisi. Zenginiz artık. Yani. Zenginiz artık. Yaşasın. Harika. Zenginiz. Hiç hayatında bu kadar elması, yakutu, zümrütü bir arada gördün mü? Evet. Ben yaşasın, de zengin olduk. Harika. Bu inanılmaz. Gerçek olmayacak kadar güzel. Harika. Bunların kaç para edeceğini biliyor musun? Çok zenginiz artık. Çalışmamız gerekmiyor. Yine akıllı başladı galiba. Majeste, lütfen hediyelerimizi kabul ediniz. Teşekkür ederim Sayın Elçi. Bir şey değil. Hey Simba, zenginiz. Hazine dolabı mağara bulduk. Zenginiz artık. Elbette kolay olmadı. Tünelde süründük, düştük, havaya uçtuk. İttik geldik, yüzdük, çıktık ortaya. Ama çok iyiydi, sonunda bulduk. Akrepleriniz rahat olsun. Onlar benim dostlarım. İyi zenginiz. Yaşasın. Gördüğüm en güzel şeydi. Ne hayal gücü ama, öyle değil mi? İzninizle ayrılmak istiyoruz. Sizinle tanışmak bir şerefti. İyi yolculuklar. Gördüklerimize biz bile inanamadık. Her yerde her renkten taşlar vardı. Harikaydı.
Bunlar delirmiş. Sonra aşağıdaki nereye düştük? Ay o anlatamam, çok korkunçtu. İşte sonra da geldi. Ya, harika bir şey. Onları taşımak için yardım etmelisiniz. O kadar çoklar ki biz taşıyamayız. Evet, bize yardım etmelisiniz. Eksen, neden gidip hazinemizle ilgilenmiyoruz? Ha? Evet, sonunda hazinemiz güvende. Artık ona kimse ulaşamaz. Her şey tamam. Etrafta kimse yok. Nöbeti ben devralıyorum, tamam mı? Sen gidebilirsin. Hop! Hop! Dan! Dam 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 dam. Şşşt! Hop! Hop! Buna inanamıyorum. Dünyanın her yerinde izin aradık ve sonunda ayağımızın altında bulduk. İnanabiliyor musun? Aradığın bir şey bazen çok yakında olabilir, biliyor musun sen de? Aramaktan asla vazgeçmemelisin. Haklısın. Aradığını önünde sonunda bulursun. Evet, biz umudumuzu hiç yitirmedik. Biliyorsun artık zenginiz, böylece daha fazla hazine bulabiliriz, evet, değil mi? Evet, mükemmel bir fikir işte. Evet, teşekkürler. Çılgın korsanlar. Korsan her zaman korsandır. Hep daha fazlasını isterler. Ne yapabilirim ki? Nereden başlayalım? Aa, sanırım bir adadan. Evet. Ek servetin hazinenin muhafızı oldular. Ama ilginç olan, kimse hazineyle ilgilenmiyordu. Korsan arkadaşlarının mutlu olduğunu görmek onları mutlu ediyordu. Gelecek bölümde Tin ve Excel'in başka ne planları olduğunu göreceğiz. Hoşça kalın çocuklar.